Ev Bitkilerim kanalından merhaba. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugüne kadar beni takip eden, yalnız bırakmayan bütün abonelerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra gelecek arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle çok sevinçli bir şeyi paylaşıyorum. Fikuskisel bonsai'mi ben çoğaltmak için çok çabalamıştım. Yapraktan çoğaltmayı denedim, yapraklarını köklendirdim, onları bir şekilde yetiştirmeye çalıştım. Daha sonra bu Gisenk Bonsai'm ilk videoları izleyenler bilirler. Çok büyük bir saksıdaydı. Onu bu saksıya aktardım. Çünkü o saksısı hem drenajlı değildi hem de bonsai ağacına çok yakışan bir saksı değildi. Evet, saksı ayaklı, seramik ve büyüktü ama bonsai ağacına hitap eden ya da yakışan bir saksı değildi. Ben bonsai saksısı aldım ve Fikus Gizenk bonsai'mi bu saksıya aktardım. Bu kökündeki taşlar ise arkadaşlar şöyle göstereyim. Deniz kenarından topladığım renkli taşlar. Onları da bu şekilde Gizenk bonsai'min altına dekor olarak yerleştirdim. Şimdi sizinle paylaşmak istediğim sevinçli haberim ise ben Fikus Gizenk bonsai'mi çoğaltmak istiyordum ve şu anda köklendirme işlemini başardım. Bakın. Şöyle göstereyim sizlere köklerini. Bu bir başka yine Fikus Kisenk Bonsai kökleri. Şu görüyorsunuz. Köklenmiş şekliyle. Bakın. Bunda da aynı şekilde. Ve bu diğer bir tanemiz de şu anda köklerini şuradan arkadaşlar bakın şuradan yeni oluşturmaya başladı. Ama ben artık çok suda beklettiğim için onları toprakla buluşturmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Fikus Kisenk bonsailerimi ben köklendirme işlemini başarılı bir şekilde yaptım. Ve onları şimdi bir saksıya alacağım. Hepsini aynı saksıya dikimini yapacağım. Bir sürü orada büyümelerini sağlayacağım. Biraz büyüyüp güçlendikleri zaman onları daha ayrı ayrı saksılara aktarımını yapacağım. Şimdi hemen şöyle bir güzellik oluşması için arkadaşlar 5 yıl geçiyor. Bakın bu kolay kolay oluşan bir şey değil. 5 yılın sonunda böyle bir Gizenk bonsai oluşabiliyor. Şu kök ve şu kök kalınlığında. Şu anda benimkileri gördüğünüz gibi incecikler. Ama onların gelişmesi için artık suya değil toprağa ihtiyacı var. Ve toprağa onların aktarımını yapacağız. Şimdi şöyle saksımızı koyduk. Şöyle saksımızın dibine toprağımızı ekledik. Şöyle şu kadar yeterli. Ve her zaman yaptığım ve bitkilerimde çok güzel sonuç aldığım yumurta kabuklarımı ekliyorum. Şöyle. Ve köklendirme yaptığım, yapraktan geliştirdiğim ve büyümelerini desteklediğim yapılan bununla ilgili videom kanalda yine var. Yapılamayanı yaptım diye. Oradan da izleyebilirsiniz. Şöyle ayrı ayrı dikeceğim ben. Şöyle şu küçük yetiştirdiğim yapraktan ve daldan. Onları şimdi dikimini ayrı ayrı yapacağım arkadaşlar. Biraz kolay olmayacak ama yapmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bunun şöyle iyice çekeyim kamerada gözüksün. Şunun kenara dikimini yapalım. Bu kenarda olsun. Daha sonra ortaya dikeceğimiz arkadaşı şöyle tutalım. Ve diğer arkadaşı. Ve bunların üçünün dikimini bu şekilde yapalım. Söylediğim gibi köklerine besleyici olsun diye
Yumurta kabuğunu mutlaka koyuyorum. Bu şekilde dikimini yaptık. Evet, şimdi şöyle köküne baskı uygulayacağız. Diğer bu arkadaşımızı da şöyle destekleyeceğiz ve döneceğiz. Diğer arkadaşımıza da destek vereceğiz. Şöyle arkadan şuraya bir toprak koyacağız. Şöyle düz durması için bunu böyle. Bunun da düz durması için böyle. Ve diğerini de yine düz durması için bu şekilde dikimini yapıyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar, biraz daha toprak ekleyeceğim. Kökleri hava almasın, boş kalmasın diye. Ve şu suyu köklenmesi için diktiğim şey, köklenmesi için beklettiğim suyunu da onlara ilk can suyu olarak verdim. Ve gördüğünüz gibi şu anda ilk aşamalarını gerçekleştirdik. Fikus, kisenk, bonsailerimizi köklendirdik, yapraktan geliştirdik, büyüttük, köklendirdik, toprakla buluşturduk ve şimdi bu kisenk bonsailerimizin gelişimini hep birlikte takip edeceğiz. Size daha ileriki dönemlerde gelişimlerini yine sizlerle paylaşacağım ve biraz büyüyüp serpildiklerinde onları ayrı ayrı saksılara alıp orada bu kisenk bonsaimde olduğu gibi gelişimlerini destekleyerek büyümelerini sağlayacağım ve en son hallerini aralıklı olarak sizlerle paylaşacağım. Söylediğim gibi kanalda var. Gözlerime inanamadım. Fikus Kisenk Bonsai diye bonsai olarak kanalımda var. Oradan takip edebilir, izleyebilir ve sonuçlarını nasıl, hangi aşamadan hangi aşamaya getirdiğimi görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi en zor köklenen ve köklenmesi çok zor olan Fikus Kisenk Bonsai'yi yapraktan ve daldan, çelikten köklendirme ve gelişimini sağladım. Yapraktan geliştirdiklerim, çelikten geliştirdiğim bu şekilde sizlere bunun sunumunu ve paylaşımını yapmak istedim. Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, güzel yorumlar bırakmayı ve destek olmayı unutmayınız. Kanalımı birçok kişi izliyor ve bu yani 15-20 bin kişi izliyor. Fakat içlerinden bir ya da iki kişi abone oluyor. Bana destek olmak için arkadaşlar, kanalımı izleyen ve emeğe saygı gösteren herkesin abone olmasını lütfen rica ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle.